Tüm katılımcılarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün sağlıklı yaşam webinar serimizin ilk webinarını gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz hastalıklar ve tedaviler birbirini takip eden bir iyileşme süreci. Sağlığımıza kavuşmanın önemini biliyoruz ve bu aşamada karşımıza fonksiyonel tıp uygulamaları da çıkıyor. Fonksiyonel tıp uygulamalarını sık sık gündemimize duymaya başladık. Bu doğrultuda hem fonksiyonel tıp uygulamalarında hem kök sorunu bulup hem de altta yatan nedenleri çözerek bir kalıcı iyilik amaçlanıyor. Bugün ilk olarak size fonksiyonel tıp uzmanımız Doktor Aynur Keten'e bizlere fonksiyonel tıbba bakış ve tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Sözü hekimimize bırakacağım. Öncesinde söyleşimiz boyunca mikrofonlarınızı kapalı tutmanızı, sorularınız olursa ise soru ve cevap kısmından bizlere yazabilirsiniz. Sözü Aynur Hanım'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Hacı Badem Sağlık Grubu'na ve sevgili Özlem'e bana böyle bir konuşma fırsatı verdiği için. Bugün konuşacağımız konular son dönemde halkımızın da çok dikkatini çeken konular. Bağırsak florası nedir? İşte bağışıklık sistemi güçlendirmek için neler yapmalıyız? Fonksiyonel tıbbı duyanlar da çok. Ben de bugün fonksiyonel bakış açısı nedir, farklı bir tıp mıdır, neler anlatılıyor ya da neler yapılıyor burada kısaca ona değineceğim. Arkasından sözü de diyetisyenimiz Şeyma Hanım'a bırakacağım. O da bağırsak florası, beslenme, bu eliminasyon diyetlerinden bahsedecek. Şimdi fonksiyonel tıp farklı bir tıp değil aslında. Tıbba farklı bir bakış açısı diyebiliriz. Bizim klasik tıpta yaptığımız hastalıkları tetkik sonuçlarına göre, hastanın şikayetlerine göre değerlendirip bir tanıya ulaşmak, arkasından da gerekli tıbbi tedaviyi vermek şeklinde ne yapıyoruz? Tansiyonuna tansiyon ilacı, şeker hastalığına şeker ilacı başlıyoruz. İşte tiroid hastalığı varsa onun hormon tedavilerini yapıyoruz. Ama burada hastayı sorgularken ya da anamnezini alırken hastanın ne yediğini, içtiğini hiç sorgulamıyoruz. Burada check-up'ta da çalışıyorum ben. Anamnez formumuz var ama hastaya ne yiyorsunuz, işte dışkınız nasıl, kıbız mısınız, ishal misiniz gibi soruları sormuyoruz. Fonksiyonel tıp hastalıkların altında yatan kök nedenleri irdeleyen, sorgulayan ve ona göre de bir yaşam tarzı planlaması yapılmasını isteyen bir bütüncül tıp yaklaşımı aslında. Vücudumuz bir bütün olarak ele aldığımızda bütün hastalıklarımız birbirinden bağlı ama birbiriyle bağlı ama biz ne yapıyoruz? İşte tansiyon başka bir hastalık, şeker başka bir hastalık gibi hepsine farklı bir tedavi veriyoruz. Hepsinin altında yatan aynı kök sebep de olmalı. Yani aynı kök sebepten kaynaklanan farklı isimdeki hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. O halde biz de fonksiyonel tıpta diyoruz ki bu bedene bütüncül yaklaşalım ve hastalıkların altındaki kök nedenleri çözelim. Hatta fonksiyonel tıpı benzettiğimiz çok güzel bir ağacımız var. Ağacın dallarında hastalıklarımız var. İşte kalp hastalıkları, endokrin, metabolizma hastalıkları, kadın doğum hastalıkları vesaire bir sürü hastalığımız var. Ama biz klasik yaklaşımda ağacın köklerine bakmayı ihmal etmiş durumdayız. Önemsemiyoruz. Köklerinde ne var? Hastanın beslenmesi çok önemli. Beslenmeyi sorgulamamız gerekiyor. Ne yer, ne içer? Ağzımıza koyduğumuz her şey bir ilaç aslında. Bu şekilde bakmamız gerekiyor. Hastanın uykusunu sorgulamalıyız. Su içimini sorgulamalıyız. Egzersiz durumunu sorgulamalıyız. Sosyal ilişkilerini sorgulamalıyız. Değil mi? Çoğu psikolojik problemde antisosyal yaşamdan da kaynaklanabiliyor. Bir de ufak tefek genetik mutasyonlarımız oluyor. Çok büyük kromozom anomalileri olmadıkça. Nedir bunlar? Yazılım hatalarımız. Yani vücudumuza aldığımız bir maddeyi başka bir maddeye dönüştürmekte sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu da toplumda çok da az görülmüyor. Bunları sorguladıktan sonra nedir? Hastaya bir yaşam planı, tedavi planı sunmak gerekiyor. Yani bütüncül bir bakış açısı gerekiyor. Hastalarımız şikayetlerine göre ilgili branş doktorlarına gidiyor. Evet, her branş onun bir tavsiyede bulunuyor, bir ilaç alıyor. Sonuçta bir torba ilaç da dolaşıyor. Onu onun için içiyor, bunu bunun için içiyor. Fakat böyle bütüncül bir yaklaşım olmuyor tabii ki. Hastanın bu ilaçları kullanırken de neden kullandığını, ne zamana kadar kullanması gerektiğini, hangi dozda kullanması gerektiğini, nasıl takip edilmesi gerektiğini de bilmesi ve yaşam tarzı değişikliği yapması da esas. Hastalara başlanan bir mide ilacı yıllarca kullanılabiliyor ve hasta buna mide koruyucu. Gerçekten bundan mideyi korunamam. Birazdan bunları da anlatacağım ama geri gelmişken de buna değinmek istiyorum.
Mide koruyucu diye bir tanımlama olamaz. Bu çok yanlış bir şey. Nereden çıktığını ben de bilmiyorum ama hastanın mide şikayetleri varsa eğer öncelikle ona uygun bir beslenme yapması gerekiyor ki midesini, bağırsaklarını düzeltebilsin. Şimdi bu mide koruyucu ilaçlar neden alınıyor? Midesinde gastrit ülser oluştu hastanın. Neden oluştu? Mide asidi azdı, o yüzden oluştu. Mide asidi az olunca mide gıdalarla aldığımız mikropları öldüremiyor. O zaman da helikobakter gibi bir takım mikroplar mide duvarında yara yapıyorlar. Bu yarayı azıcık bir asit bile yaptığı için insanlar mideleri kaynıyor, çok asit var zannediyorlar ve antiasit dediğimiz bu mide koruyucu dedikleri ilaçları almaya başlıyorlar. Evet, mide asidi daha da azalıyor ve şikayetleri geçiyor. Ama mide asidi olmadığı için sindirimi kim yapacak? Bir yandan da yemek yemeye devam ediyoruz. O halde bunların uzun süre kullanımı da çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Kaldı ki sindirilmemiş gıdalar, birazdan Ceyda Hanım da bahsedecek, sindirilmemiş gıdalar başımıza bela oluyor, dert oluyor, bağırsak yoramızı, mikrobiyatımızı bozuyor. Küçük mikro parçalarına ayrılmadıkları için de mideden, bağırsaktan eminim. Mideden ve bağırsaktan eminim yeteri kadar olamıyor. Çünkü sindirilmiş bir gıdanın eminebilmesi için belli boyuta parçalanması gerekiyor. O halde hem bağırsak yorumumuz bozuluyor, şişen parçalanmamış gıdalar şişiyor, mikrobiyatı bozuyor. Hem de eminim problemleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kanın geçmesi gereken besin maddeleri yeteri miktarda geçemiyor ve vücut besleniyor, yiyor ama yemek yiyor ama bunu ememediği için beslenemiyor, yiyor ama beslenemiyor. Bu durumda da bir takım sıkıntılar çığ gibi büyümeye başlıyor. Biz vücuda hep yoktan var eder gibi görüyoruz ama vücudumuzun bir bataryası yok, bir şey de takılmıyor. Bütün enerjimizi, kaynaklarımızı gıdalardan alıyoruz. O halde gıdalar bizim için gerçekten çok önemli. Ne yersek oyuz demiş Hipokrat tıbbın babası ve bağırsaklar yine hastaysa bütün vücut hastadır da diye de eklemiş. Gerçekten de fonksiyonel tıpta biz yaşam tarzını sorgulayarak hastaya ne yediğini içtiğini sorgulayarak bu temel besin maddelerinin vücuda girip girmediğine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Şimdi burada beslenmemiz çok önemli. Peki hastalarımız soracaklar, o zaman nasıl beslenelim diye. Biz bu mide asit azlığından başladık. Beslenme kişiye özel olmalı. Bir takım şeyleri düzeltmeden sadece kalori hesabıyla yapılan bir beslenme kilo vermeye yönelikse de bile doğru bir beslenme olmalı. Bizim hücreyi doyurarak kilo vereceksek de kilo vermemiz gerekiyor ya da hücreyi doyurarak iyileşmemiz gerekiyor. Kendimizi bir hücre gibi düşünürsek biz bu hücrenin malzemelerini yeteri kadar alıyor muyuz, yiyor muyuz, yedik içeri yeteri kadar geçirebiliyor muyuz? Bunları geçirdikten sonra kana, kandan da hücrenin içine sokabiliyor muyuz? Burada insülin direnci gibi bir metabolik problemimiz varsa tabii ki biz bu gıda maddelerini hücre içine sokmakta da zorlanacağız. Burada kısaca insülin direncinden de bahsetmek istiyorum. Eğer kişide insülin direnci varsa hücre ne oluyor? Şeker giremediği için aç kalıyor ve sürekli bize ye sinyalini veriyor. Aslında beden dilini dinlemiyoruz ama çok çok akıllı. Yemek yediğimiz zaman kan şekerimiz yükseliyor. Evet, pankreasımız hemen insülin salgılıyor. Diyor ki kanda şeker yüksek kalamaz. Derhal bu şeker hücrenin içerisine girecek. Çünkü yüksek kan şekeri kanda yüksek şeker dokulara hasar veriyor. O halde pankreas da insülin salgılıyor. İnsülin gelip hücrenin reseptörlerine bağlanıyor. Kapını aç, şeker içeri girecek. Şekerle birlikte vitaminler, mineraller, mikrobesinler de girecek. Fakat insülin direncimiz varsa hücrenin içerisine şeker giremediği gibi gerekli malzemeler de giremiyor. Ve vücut hücre aç kaldığı için hem bize sürekli besin yerini gönderiyor, bu metabolik bir bozukluk, hem de hücremiz gerekli sadece şekerlerden, enerjiden değil, vitamin minerallerden de eksik kalmış, mahrum kalmış oluyor. O halde bizim bu metabolik problemlerimizi de bir yandan çözmemiz gerekiyor. Ve pek çok hastanın altında yine insülin direnci gibi bir metabolik problem de yazıyor. İnsülin direnci olunca ne oluyor? Trigliserit yükseliyor. Karaciğer yağlanması da oluyor. Karaciğer yağlanınca ne oluyor? Karaciğer yeterli detoksifikasyonunu yapamıyor. Yani toksinlerini atamıyor. Toksinleri atamayınca her gün vücutta toksin birikiyor. O halde bizim hastalıklara ilaç verirken de bütün bunları hastanın olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Zaten yemek yiyince bir insanın enerjisi düşüyorsa
Çünkü orada enerji alıyoruz. Enerjimizin yükselmesi lazım. Bir metabolik problemin olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Şimdi biz fonksiyonel tıpta ne yapıyoruz? Bu ufak tefek birkaç örnek verdim. Bütün bunların hepsini sorguluyoruz. Hastaya bunları soruyoruz. Çiğ soğan sarımsak yiyebiliyor musun? Şişiyor musun? Gazın var mı? İşte kabız mısın? İster misin? Büyük abdestin sindirilmemiş gıda oluyor mu? Domates kabuğu, mısır parçaları, kuru yemiş parçaları gibi. İşte büyük abdest suyun dibine mi çöküyor? Havada mı kalıyor? Burada niye anlamaya çalışıyoruz? Normalde dışkımızda, idrarımızda, vücudumuzda olan olayların bir çıktısı. Eğer orada sindirilmemiş bir gıda görüyorsak demek ki sindirim sistemimiz iyi çalışmıyor. O halde sahip olduğumuz hastalığın altında bu gibi bu sindirilmemiş gıdalardan kaynaklanan sindirim sisteminin iyi çalışmamasından kaynaklanan sorunlar da var demektir. Ya da eğer dışkı suyun üstünde kalıyorsa o zaman diyeceğiz ki sindirim enzimleri safra enzimi yeterli değil. Açık renkli ise yine safra enzimi yeterli değil. Aslında vücut bize kendi diliyle pek çok şeyi ifade etmeye çalışıyor. Ama bizler de yine hep kan tetkiklerimizde bozulmayı bekliyoruz. O zamana kadar bekliyoruz. Şikayetim var ama tetkiklerim normal, demek ki bir şeyim yokmuş gibi yaklaşıyoruz. İşte fonksiyonel tıpta bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Şikayet varsa, beden bir şeyler ifade ediyorsa biz tetkiklerimize yansımadan bunu önleyelim, koruyucu hekimlik yapalım amaçlıyoruz. Çünkü şikayetlerimiz olduktan sonra tetkiklere bunun yansıması neredeyse 7-8 yılı alabiliyor. Hele ki bağışıklık sistemimizle ilgili affedersiniz bir sorun varsa, bağışıklık sistemi vücuda saldırıyorsa ki biz bunu en çok Hashimoto'da görüyoruz. Günümüzde en çok görülen hastalıklardan birisi. Ne oluyor? Bağışıklık sistemimiz tiroid bezine saldırıyor. Romatoid artritte eklemlere saldırıyor. Yine MS dediğimiz bir nörodejeneratif hastalıkta sinir kırıklığına saldırıyor. Ama biz bu bağışıklık sistemini herhangi bir görüntüleme yöntemiyle ya da bir tetkikle göremiyoruz. Her yere saldırı var ama biz sürekli işte tetkik yaptırıp bunu bulmaya çalışıyoruz. Bağışıklık sistemi hastanın şikayetlerinden bozuk olmadığını anlayabiliyoruz. O yüzden bedenimizin dilini iyi dinlemeyi öğreneceğiz de hastalığın altındaki kök nedenleri de çözerek kalıcı iyilik sağlamayı amaçlayacağız. Sadece bu iyilik bedenle mi oluyor? Hayır, tabii ki bütüncül tıp yaklaşımında sadece beden değil, ruh, zihin, beden birlikte tedavi edilmeli. Ruh içinde, zihin içinde mutlaka çeşitli tedavi yöntemleri var. Tabii bu konuları psikolog arkadaşlarımız, psikiyatristler daha iyi biliyorlar. Zihnin yaratmış olduğu, ruhun yaratmış olduğu hastalıklar da var. Ve ben 20 yıl önce gittiğim Çin'de 3 ay kalmıştım. Doğu tıbbı da diyor ki her ruh halinin yarattığı bir bedensel hastalık da var. Bunlar karşılıklı birbirlerini etkileyebiliyorlar. Örneğin karaciğerimiz çok yüklüyse, çöpleri atmakta zorlanıyorsa ortaya çıkan ruh öfke, aşırı endişeliyse yine akciğer hasarına yol açabiliyor, aşırı korku böbrek hasarına yol açabiliyor. Dolayısıyla mutluluk da çok önemli. Mutluluk çok güzel, iyi bir yemek yemekten de önemli. Eğer mutluysak zaten vücudumuzdaki hormonal, biyokimyasal işleyiş çok da güzel çalışıyor. Ama mutsuzsak en basitinden mide asitimiz azalıyor. Mutsuzluk demek ki mide asitimizi azaltıyor ya da stres, mide asitimizi azalınca da yediğimiz gızalar bize zehir oluyorlar. O halde hepsinden de gerekiyor ama bizim elimizde şu anda somut olan beden var. Bedenin malzemelerini yerine koyalım. Sinir sisteminin de stresi yönetebilmek için malzemeye ihtiyacı var. Bu malzemeleri üretmesini sağlayalım. Örneğin mutluluk hormonu üretmek istiyoruz, serotonin, ya da uyku hormonu melatonin üreteceğiz. Bunun için triptofan dediğimiz bir amino asit ihtiyacımız var. Bunu da yediğimiz gıdalardan alıyoruz. Fakat bu gıdaları yedikten sonra eğer sindiremiyorsak, kanımıza emilemiyorsa vücutta ana madde eksik. Ana madde eksik olduğu için biz bunları sentezleyemiyoruz. Dolayısıyla karşımıza bir depresyon sorunu çıkıyor. Ön madde vücudumuzda olmadığı için ya da bir uyku problemiyle karşılaşıyoruz. Neden? Uyku hormonu yapacak ön madde vücutta yok. Yani burada vücudu bir biyokimya laboratuvarı gibi düşünmeliyiz. Eğer biz malzemeyi güzelce yerine koyarsak vücut bize zaten gerekli malzemeyi sentezleyecek, yapacak. Ama bir eksikleri varsa ön madde olmadan, yani kendinizi düşünün, yemek yapmak istiyorsunuz, malzemeniz yok ya da ekmek yapmak istiyorsunuz, hamurunuz yok. Vücut da böyle olmayan şeyi üretemiyor. Hatta bazı maddeler var ki biz bunları esansiyel diyoruz.
dışarıdan alınması zorunlu olan hormonlar. Nedir bu? Mesela omega 3. Omega 3 balık yağı. Vücut diyor ki başka şeylerle alabilir, yiyebilirsin ama ben asla bunu ondan üretemem. Sen bunu dışarıdan almak zorundasın. Çünkü bazı amino asitler de var. Biz bu esansiyel amino asitleri de dışarıdan almak zorundayız. O halde vücudun malzemelerini yerine koyarsak bize gereken cevabı da verecektir. Melatonin yok olmadığı için uyku problemi yaşayan hasta doktora gidiyor ve uyku ilacı reçete ediyor. Evet, bir zorunlu bir uyku uyuyor ama altında yatan kök nedenler malzeme eksiklikleri giderilmediği için ilacını kestiği zaman tekrar uyku. Kaldı ki bu yapay bir uyku. Biz istiyoruz ki beden biyoritmine uygun bir şekilde uygun zamanda melatonin salgılasın, uyku da zamanında olsun. Burada güzel bir örnek vermek istiyorum. Körlerde kanser oranı çok düşük. Neden? Karanlıkta oldukları için sürekli melatonin hormonları çok yüksek. Melatonin sadece uyku hormonudur. Hayır, tabii ki değildir. Sadece uyku hormonu değildir. Vücudu temizleyen, ertesi güne hazırlayan en güçlü antioksidanlardan biridir. Hatta biz fonksiyonel tıpta hastalarımıza melatonin desteğinde tavsiye ediyoruz ki toksinleri daha kolay temizleyelim diye. Ertesi güne dinlenmiş bulunuyorsanız vücudunuzda toksinler atılıyordur. Ama hala yorgunsunuz, yataktan kalkamıyorsunuz, yatağa yapışıyorsanız demek ki yeteri kadar vücudunuz toksinleri temizleyemiyor. Bunu anlayacağız. Bunlardan kısaca bahsettikten sonra bir de günümüzde çok yaygın kullanımı olan destekler var. Yani ki bu korona döneminde çoğumuz işte çinko almaya çalıştık, D vitamini almaya çalıştık. Bunları nasıl kullanımı da kısaca değinmek istiyorum. Sonra da sorularınız varsa onları cevaplamak istiyorum. Burada en çok kullanılan desteklerden birisi günümüzde D vitamini oldu. Yine D vitamini tabii ki bağışıklık sistemimiz için çok önemli ama kullanım yöntemleri yanlış oldu. Bazı yerlerde ben hastalarda da görüyorum. En güzel D vitamini kaynağı gerçekte güneş. Ama çoğumuz güneşlenmeyi bile bilmiyoruz. Güneşlenme nasıl olmalı? Vücut azıcık dışarı çıktığında 15 dakika D vitamini sentezler mi? Hayır. O kadar kolay değil sentezlenmez. Bir kere D vitamini kanda kolesterolü kullanarak sentezlenir. Aynı zamanda güneşlenme kolesterolü düşürmenin de en güzel yollarından biri. Vücudumuzda 2 birim kolesterol varsa biz bunu güneşlenerek birbirine düşürüyorsak doğal olarak kolesterolü düşürmüş oluyoruz. Onun için güneşlenerek bunu düşürmeye çalışalım. Burada bir öneri olsun. Çoğumuzun günümüz beslenme koşullarında kolesterolü de yüksek. D vitamini nasıl kullanalım? Tek başına yüksek dozda D vitamini kullanmayalım. Ampul kırmayalım. D3K2 vitamini birlikte kullanalım. Günlük kullanım olarak gösterelim. Onu da K2 vitamini birlikte olmasının sebeplerine de bir sonraki şeyimizde tekrar yayınımız olacak, canlı yayınımız. Orada daha ayrıntılarına gireceğim. Yine halkımız çok şey, magnezyum desteği kullanmaya başladı. Magnezyumun çeşitleri var. Bunların ayrıntılarını yine daha sonraki şeyimizde, canlı yayınımızda da anlatmaya çalışacağım. Ama bizim kullanacağımız magnezyum oksit formu olmamalı. Onu sevgili dinleyicilerimize iletmek istiyorum. Oksit formu sadece ishal yapıyor. Kabızlık varsa kullanılabilir. Yine başka destek, çinkoyu çok kullandık. Çinko evet bağışıklık sistemi için çok gerekli. Pek çok enzim yapısına giriyor. Sindirim enzimi, mide sentezlemek için, hormon yapmak için çok gerekli. Çinko bağışıklık sistemimiz için de gerekli. Ama tek başına çinko almakta vücudumuzdaki bakır düzeyini düşürecek. O yüzden bunu da tek başına kullanılmasını önermiyoruz. Başka ne kullanıldı? Karamürver gibi, sambukol gibi bağışıklık sistemi destekleyicileri kullanıldı bu dönemde. C vitamini çok kullanıldı. Hala bir ölçüde kullananlar var C vitamini. Şimdi C vitamini uzun süre kullanılması da böbrek taşlarına sebep olabiliyor. O yüzden bu destekler kontrolsüz, kafamıza göre hiçbir şey, hiçbir zaman kullanmayalım. Kontrolsüz kullanımı getireceği zararlar da var. Bu destek kullanımı da ortomoleküler tıp dediğimiz ayrı bir tıbbın konusuna giriyor. Ve vitaminler, mineraller bir orkestra gibi birlikte çalıştıkları için kombinasyon şeklinde verilmeleri gerekiyor. Tek tek vermek bir şeyi düzeltirken başka bir şeyi bozmaya yol açabilir. O halde fonksiyonel tıbbı şöyle kabaca anlatmaya çalıştım. Biz bir fonksiyonel tıp hastası bana geldiğinde nasıl yaklaşıyorum, neler yapıyoruz, nasıl yol izliyoruz onu da söyleyeyim.
Tepeden tırnağa doğumdan bugüne bir dinliyorum hastayı. Bütün geçmişini, beden ne diyor sorguluyorum, işte sindirimi, uykusu, egzersizi, yedikleri, sosyalleşmesi, işte ağzında kötü bir tat olup olmaması, diş çürümesi de bize vücutta yanlış giden bir şeylerin eksik, yani eksiklerin olduğunu gösteriyor. Dişim çürüdü, evet onun tedavisini yaptırdın ama köknelerini çözmediğin için diş çürümeye devam edecek. Ya da safra kesesinde işte taş ameliyatı olmuş hasta. Evet, safra kesesini almışlar ama altta yanlış devam ettiği için bir süre sonra bu yanlış o hastaya böbrek taşı da yapacak. O halde tedaviler yapılırken bir yandan da kök nedenleri çözelim ki önümüzdeki hayatımızda daha fazla sağlık problemi yaşamayalım. Örneğin meme kanserini biz her yere pembe kodayı tabayalar asıyoruz meme kanserinde erken tanı diye. Meme kanserini erken tanıdan daha önemli bir şey var. Meme kanseri olmamak için neler yapalım? Bunları da daha sonraki canlı konuşmalarımızda, söyleyişlerimizde üstünde dururuz daha ayrıntılı olarak ama meme kanseri oldu mu acaba diye 6 ayda bir de ultrason yaptırmak mı önemli yoksa meme kanseri olmamanın yollarını mı aramak önemli? Tabii ki meme kanseri olmamak için ne yiyelim, ne içelim, nasıl beslenelim? Genetik olabilir ama genetik kaderimiz değil, epigenetik dediğimiz çevresel faktörler de var. Çevresel faktörleri değiştirdiğimizde biz genetik kaderimiz olmaktan çıktığını da görüyoruz. Örneğin tek yumurta ikizlerini düşünün, bir tanesinde kötü besleniyor, aynı genetiği taşıyor. Ama diğeri çok sağlıklı besleniyor, aynı genetiği taşıdığı halde kötü beslenen, egzersiz yapmayan, ruhsal durumu kötü olan hastalanırken diğeri sağlıklı yaşamaya devam edebiliyor. Hastaya bu şekilde ayrıntılı anamnezini aldıktan sonra, bilgileri elde ettikten sonra bizim fonksiyonel tıbbın kadın ve erkek paneli panellerimiz var. İdrarla iyota kadar bakıyoruz. Bu vücutta ne var, ne yok, ne eksik, ne fazla, demir mi düşük, işte B12 mi düşük, D vitamini düzeyini, kolesterol nasıl, kolesterolü düşürmek için hemen ilaç mı başlıyorum? Hayır, demin de söyledim. Güneşte D vitamini sentezleyelim, egzersiz yapalım. Beslenmemize dikkat edelim. Peki kolesterol yağ yemeyerek mi düzelir? O da yanlış bir bilgi. Kolesterol kötü yağlar yendiğinde, karbonhidrat şeker ağırlıklı beslenildiğinde yükselir. Ama sağlıklı yağlar bir makineyi yağlıyormuş gibi her zaman vücudumuz için çok gereklidir. Hücrelerimiz yağ yapısındadır. Beynin %90'ı yağ yapısındadır. Biz sağlıklı yağları tüketmeliyiz. Nedir sağlıklı yağlar? Omega 3 balık yağı, soğuk sıkım sızma zeytinyağı, avokado yağı, çörek otu yağı, tereyağından elde edeceğimiz sade yağ gibi yağlar. Bunlar sağlıklı yağlarımız ve bu vücudun bunlara ihtiyacı var. 1 gram yağ 9 kalori diye asla düşünmeyelim. Kalori hesabını bırakalım. Yani gerekiyor. Yani hastalık iyileştiriyorsak bu bedenin neye ihtiyacı var? Gerekenleri yerine koyalım şeklinde gidelim. Sonra ne yapıyoruz? Tetkiklerimize baktık. Eksik vitaminlerimizi, malzemelerimizi belirledik ve hastaya bir tedavi planı çiziyoruz. Bu hasta ne yapmalı iyileşmek için? Ne yemeli, içmeli? Birazdan anlatılacak. Bazı gıdaları beslenmeden çıkaracağız. Neden? Onların bağırsakta hasar yaptığı kanıtlanmış. Bu gıdalar işte gluten, baklagillerdeki lektinler, süt, yoğurt, peynirdeki kazein. Neden kazein sıkıntılı oldu? Çünkü ineklerin genetiğiyle değil oynandı ve zararlı bir kazein ortaya çıktı. Kazein A1. Bunu bağırsaklarımız henüz tolere edemediği için biz bunları bir süre çıkarıyoruz. Gluten niye sıkıntılı hale geldi? Çünkü genetiğiyle oynandı glutenle, tanıları genetiğiyle oynandı. Hibridizasyon işlemi yapıldı, endüstriyel hale geldi. O yüzden vücudumuza daha zararlı olduğundan biz tedavi süresince bunları bir süre çıkarıyoruz. Bu beslenme planını hastaya anlattıktan sonra, bunun ne kadar süre yapıldığını açıkladıktan sonra eksik malzemelerini, vitaminlerini, minerallerini yerine koyuyoruz ve hastanın nasıl egzersiz yapacağını, nasıl uyuması gerektiğini, kaçta yatıp kaçta kalkması gerektiğini. Yani siz gece 2'de yatıp sabah 10'da kalkıyorsanız vücudun zaten biyoritmini bozuyorsunuz. Orada melatonin gidiyor, vücutta toksin birikiyor. Yani sabah saatinde vücut ne yapıyor? Kortizol
Sağlıyorum. Bir sabah saatlerinde kortizol en yüksek seviyede, akşama doğru giderek düşüyor. Bu onun biyoritmi. Bunun buna aksi davranırsa o bize de vücutta aksi davranıyor, kötü şeyler yapıyor. Onlara dikkat edilmesi gerektiğini hastaya öğretiyoruz. Evine beslenme planını nasıl yiyip içmesi gerektiğini, neler yiyip içmesi gerektiğini, ne zaman vitamin mineral kullanması gerektiğini, mide asidini nasıl artırıp gıdalardan maksimum faydayı nasıl elde etmesi gerektiğini, besinleri pişirirken nelere dikkat etmesi gerektiğini, besin kayıpları olmaması için, yani bir besinden maksimum faydayı elde etmek için nasıl beslenmeli, besini nasıl pişirmeli çok önemli. Örneğin brokolinin içerisinde çok kıymetli bir ana madde var, biz ona sülforafan diyoruz. Onu açığa çıkarmak için brokoliyi rondada ezmek gerekiyor. Ezersek çıkıyor ve bize koruyucu olarak geçiyor. Ama biz brokoliyi buharda haşlayıp sevinirsek bile, suyunu kaybetmedi buharda haşladık diye, o lif yemiş oluyoruz. Yani sadece bağırsağımız için lif yemiş, ana maddesini yememiş oluyoruz. Yine aynı şey sarımsak için de söz konusu. Ezdiğimiz zaman alisin çıkıyor, yuttuğumuz zaman alisin çıkmıyor. İçinde bir izi koyacak madde. Yani bunları hastaya öğreterek bir beslenme planı sunuyoruz. Malzemelerini yerine koyuyoruz. Nasıl egzersiz yapması gerektiği, nasıl uyuması gerektiği, sosyal ilişkileri destekleme, yine iyileştirici sinir sistemimiz olan parasempatik sinir sistemini iyileştirmek için nefes egzersizleri, yoga, meditasyon gibi gevşeme tekniklerini de öneriyoruz. Çünkü bunların hepsinin tıbbi bir anlamı var. Bizim iyileşme sinirimiz olan vagus sinirini aktive ediyor, o uyarıyor. O halde biz fonksiyonel tıpla hem ruhsal hem bedensel hem zihinsel iyileşmeyi ve kalıcı iyilik sağlamayı amaçlıyoruz burada. Ben konuşmamı burada bitirmek istiyorum. Diyetisyenimiz Şeyma bağırsak florasını desteklemek, dengelemek için neler yapılması gerekiyor? Eliminasyon diyeti nedir? Sizlere onlardan bahsedecek. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyorum. Herkese sevgiler. Çok teşekkürler Aynur Hanım. Bizlere verdiğiniz fonksiyonel tıpla ilgili hem bir giriş hem de detaylarıyla ilgili tekrardan teşekkür ederiz hocam. Ben katılımcılarımıza sorularına geçiyorum Şeyma Hanım'ın sözünden önce. Size sorularımı şimdi aktaracağım. Sorulardan önce bir katılımcımız mide koruyucu terminolojisinin doğru bir tanımlama olmadığını belirttiğiniz için teşekkürler diye notunu iletmiş sizlere. Sorumuza geçiyorum. Akşam yemeğinden sonra canımız tatlı bir şeyler çektiğinde bunun yerine ne yemeliyiz diye sormuş katılımcımız. Yani tatlı bir şey çektiğinde mesela faydalı bir şey, vücudunuza faydalı bir şey, bir meyve yiyebilirsiniz. Meyvenin yanına da bir çiğ kuru yemiş ekleyebilirsiniz ya da sağlıklı bir yağ ekleyebilirsiniz. Birazcık o şekeri lifle de karıştırsa sağlıklı bir tohumla daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani kuru meyveyi çok fazla tercih etmeyin. Çok teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz. Melatonin hormonunun salgılanmasını destekleyici yiyecekler var mıdır demiş katılımcımız. Melatonin örneğin vişne çok güzel bir gıda. Melatonin sentezine sebep olan ön maddesini veriyor vücuda. O yüzden yaz mevsiminde bol bol vişne yenilmesini öneriyorum. Biz fonksiyonel tıpçılar olarak mevsimine uygun sebze yenilmesini istiyoruz. Ama bu vişne, böğürtlen gibi mor koyu renklileri de difrize atılmasını, kışında tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz, propolis hakkındaki düşünceleriniz nelerdi? Propolis de bağışıklığı destekleyici bir ürün olarak destek tedavilerini bizler de kullanabiliyoruz. Ama propoliste gelmeden önce hep minimumdan başlayalım istiyorum ben de. Yani bu beden bize çok fazla destek ilaç almadan sadece besinleri düzelttiğimizde, yaşam tarzını düzelttiğimizde ne yapıyor? Onu görelim, sonrasında yine propolis gibi destekler de kullanılabilir. Çok teşekkürler Aynur Hanım. Bir diğer sorumuz, mide asidi az olanlar için fonksiyonel tıp yaklaşımı nedir diye sormuş katılımcımız. Mide asidi az olanlar için. Az olanlar için, evet. Mide asidini zaten fonksiyonel tıptaki en önemli amacımız bu, yakıtı nasıl iyi bir şekilde vücuda koyalım olduğu için doğal yöntem olarak yemekten 10 dakika önce bir limon sıkıp içebilirsiniz. Yemekle birlikte su içilmesini önermiyoruz. Öncesinde yarım saat, sonrasında bir saat. Mide asidini sulandırmayacağız. 10 dakika önce bir limon içebiliriz. Limonlu su demiyorum.
Eğer midemiz rahatsız ediyorsa az bir limonu azıcık suyla karıştırabilirsiniz. Çok çiğnemek, anda kalmak, yediğinin farkına varmak, sirkeyle ilgili bir sıkıntınız yoksa, yani mayalı gıdalara karşı sıkıntınız yoksa, immünoglobulin en yüksek değilse, sirke yerine limonda, limon yerine sirke de kullanabiliriz. Mide asidini artırmak için bir de ben derin nefes alınmasını 5-10 defa, diyafram nefesi alındığı zaman mideyi uyaran o vagus sinirini asit sağlıktan uyarmış olur. Yani bunları yapılmasını öneriyorum doğal olarak. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz. Otoimmün hastalığı olanlar hangi takviyeleri almamalı? Örneğin spirulina sakıncalı diye duymuştum. Doğru mudur demiş katılımcımız. Spirulina bir yosun ve detoksifikasyonda kullanıyoruz. Tedavinin hep aşamaları var. Burada biz tabii ki ilaçla tedavi yapmıyoruz. Bedeni iyileştirme gücünü açığa çıkıyoruz ama önceki amacımız onarmak, tamir etmek, zararlı gıdaları çıkarmak. Tamir etmek, onarmak, ondan sonra detoksifikasyon yapmak. Yani bu arındırmayı en son yaptığınız için spirulina'nın da bir verilme zamanı var. Ama siz bağırsak onarmadan pat diye spirulina verirseniz olmaz. Hastaya kişiye özel davranmak gerekiyor. Kişiyi dinlemek gerekiyor. Yani buradan benim kabaca vereceğim bir önerinin kimseye faydası olmaz. Çok teşekkürler hocam. Kuru baklagillerdeki hangi madde bağırsak tarafından sindirilemiyor? Şimdi orada lektinler sıkıntılı. Lektin de gluten benzeri reaksiyona sebep oluyor vücudumuzda. Bir de fitatlar var. Fitatlar da minerallerin emilimini engelliyor. Biz fitatları uzaklaştırmak için baklagilleri 3 gün, 2 gün suda bekletiyoruz. İçerisine fermente, yoğurt suyu ya da sirke koyuyoruz. Lektinleri de parçalanmak için düdüklü tencerede pişiriyoruz. Bu halde baklagilleri pişirme tekniklerine uygun pişirirseniz içindeki zararlı maddeleri uzaklaştırıp maksimum fayda elde etmiş olur. Teşekkürler hocam. Magnezyum desteği günün hangi saatinde alınmalı ve depresyona iyi geliyor mu? Evet, magnezyum vücutta 300'den fazla enzimatik reaksiyonda görev alıyor. Vücudumuzda saniyeler içerisinde milyonlarca reaksiyon oluyor. 300 reaksiyon, 300 tane enzimatik reaksiyonda görevli bir mineral. Magnezyum çok kıymetli bir mineral. Toprakta az olduğu için yani suni gübre nedeniyle toprak magnezyum açısından fakirleştiği için bitkiye geçemiyor. Bitkiden de bize geçemiyor. Günümüzde destek kullanılmasının artmasının en önemli sebebi endüstriyel beslenme, suni gübreler ve hibrit tohumlar. Magnezyum depresyonda kullanılmalı mı? Magnezyum hem bağışıklık sisteminde hem depresyonda hem kabızlıkta midenin işte asit üretmesinde, kemik erimemesinde her şeyde çok önemli. Bir soru daha vardı galiba magnezyumla ilgili. Sabah alınmalı. Sabah saatinde güne başlarken magnezyumumuzla yerine koyalım. Alkali bir mineral olduğu için yemeğin üstünde değil de yemek aralarında mide boşken alınması özellikle. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz. Aralıklı oruç, sirke diyen beslenme yakın zamanda popüler hale geldi. Bu konuda çalışmalar devam ediyor mu yoksa faydaları kanıtlanmış durumda mı diye sormuş katılımcımız. Yani şöyle aralıklı beslenmenin faydası var ama yine de kişinin durumuna göre de davranmak gerekiyor. Herkes kişinin durumu değerlendirmeden evet sen hemen aralıklı oruç yapmalısın denemez. Onun metabolik durumunu işte tetkiklerini değerlendirip ona göre bir beslenme planı yapılmalı. Ama biz biliyoruz ki açlıkta vücudumuz kötü hücrelerini yiyerek, o kanser hücrelerini yiyerek enerji sağlıyor ve işte bu oruçlar vesaire gibi şeyler de aslında bedenin iyileşmesine yönelik açlık süreci. Yani açlıkta vücut kendini temizliyor, kendisi için malzeme yapıyor, işte mide asidi yapmaya çalışıyor, enzimleri sentezlemeye çalışıyor. Güzel bir şey ama kişiye göre davranmak gerekiyor. Teşekkürler Aynur Hanım. Bahsedilen eliminasyon diyetleri GEPS diyetiyle aynı mı yoksa farklı şeyler midir ikisi? Aslında hepsi de bağırsak florasını onarmaya, bağırsak epitelini onarmaya, florayı dengelemeye yönelik beslenmeler. GEPS diyetinde de bağırsak zarar veren sınırlı gıdalarını uzaklaştırıyor. Eliminasyonlarda da. Yani burada kişinin eline sen eliminasyon yap, sen GEPS yap, sen şunu yap demek doğru değil. Tetkikleriyle hastayı, şikayetleri, beden dilini dinleyip ona göre bir beslenme planı yapmak. Teşekkürler hocam. Son sorularımıza geliyorum. Bir tane daha sorumuz var.
Bir katılımcımız kilo problemim var. 3-4 yıldır tansiyon, şeker, kolesterol ilacı alıyorum ve sürekli kilo alıp veriyorum ve diyet yapıyorum demiş. Diyet yapıyorum, kilo veriyorum ve tekrar geri alıyorum. 52 kilo daymış, şişkinlik şikayeti varmış ve buna yönelik tavsiyeleriniz nelerdir diye sormuş. Kesinlikle fonksiyonel bütüncül tıp yaklaşımı öneririm. Hastamızı böyle bir dinlemek lazım. Neler yaşamış geçmişte. Neden bu kadar tansiyon, şeker ilacı kullanmak zorunda kalmış? Çünkü vücudunda yanlış giden şeyler var. Bu yanlış giden şeyleri bulup ona göre tıbbi beslenme lazım. Hücresini doyurmadan, kendisini bir hücre olarak kabul etsin. Hücresini doyurmadan yapacağı kısıtlamalar, kalori kısıtlamaları, buna hastamız 10 kilo verdi, arkasına 15 kilo geri aldırabilir. Dengede kala kala hücreyi besleye besleye eksiklerini yerine koya koya yemeği öğrete öğrete yapmak lazım. Yoksa strict diyetlerin onun ne hastalığına tedavisi olur ne de yani hastalıkları için tedavi edici bir etkisi olur ne de kilo problemi için. Çok teşekkürler Aynur Hanım. Güzel cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. Çoğu sorumuzu yanıtladık. Tekrardan teşekkürler sizlere. Sözü şimdi de beslenme ve diyet uzmanımız Doktor Melike Şeyma Deniz'e bırakıyorum. Bizlere Şeyma'nın fonksiyonel tıpta kullanılan diyetleri anlatacak. Merhabalar Tekrardan teşekkürler Aynur herkese. Hanım. Şeyma Hanım sunumunu bağlarken ben de katılımcılarımıza çok kısa anketimizi paylaşıyorum. İsterseniz başlayabilirsiniz Şeyma Hanım. Sunumunuz da Tamam. geldi, yansıdı şu an. Sunumum geldi. Sesim Evet. geliyor. Geliyor. Tamamdır. Herkese merhabalar. Öncelikle Aynur Hanım'a paylaştığı güzel bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben de çok keyifle dinledim. Ben bugün size fonksiyonel tıp diyetleri hakkında bilgi vereceğim. Aslında biz bir giriş yapacağız. Çünkü biz bunu planlarken her ay olacak bir eğitim gibi, bir kurs gibi düşündük. Hem sizlerden gelen sorulara göre de düşündüğümüz konulara eklemeler yaparız gibi bir planlama yapmıştık. Şimdi hafif bir başlangıç yapalım. Nasıl yapalım? Her yerde gördüğünüz bu Hipokrat'ın güzel sözü, tüm hastalıklar bağırsakta başlar. Aslında özellikle bu bağırsakla ilgili çalışmalar son 10 yılın konusu. Herkes bundan belki 10 yıl önce hiç duymadığımız kelimeleri duymaya başladı. İşte mikrobiyota, mikrobiyom, bakteriler, probiyotikler, prebiyotikler, suçlar ne demekmiş gibi. Bunlar artık sürekli gündemimizde. Yapılan çalışmalarda Hipokrat'ın bu söylediği sözü doğrular nitelikte devam ediyor. Biz şunu biliyoruz, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları bağırsağı doğrudan etkiliyor ve bu etkiyi görmek için aslında hem kısa süreli müdahaleler önemli hem uzun süreli müdahaleler önemli. Çünkü 48 saat, 24-48 saatlik bir döngüyle bile aslında bağırsağı iyileştirebileceğimiz gibi kötü beslenerek kötüleştirebiliyoruz. Ama bu sürekli bir iyi beslendim, kötü beslendim döngüsü de değil. Sürekli bir şekilde iyi beslenmenin uzun vadede de bağırsaklardaki florayı olumlu yönde düzenlediğini biliyoruz. Şimdi ben bağırsak geçirgenliği anlatarak başlamak istedim. Normalde bağırsak hücreleri, şu gördüğünüz bağırsak hücreleri böyle sanki çok sıkı sıkı iplerle bağlanmış gibi birbirine aslında yapışık şekilde. Ama bu dışarıdan stres, toksinler, kötü beslenme, şekerli beslenme, batı tipi diyetler bunlarla birlikte bu hücrelerin araları açılmaya başlıyor. Bu aralardan açılması da aslında vücutta istenmeyen yabancı maddelerin tüm dolaşıma katılmasını sağlıyor, katılmasına neden oluyor. Bu da çeşitli besin intoleransları, bağışıklık sistemiyle ilgili problemler ve inflamasyonla ilişkili oluyor. İnflamasyon, bakteriler, virüsler gibi bulaşıcı bir organizmaya, vücuttaki yabancı maddelere yani antijenlere veya doku yararanmalarına karşı vücudun aslında koruyucu bir tepkisi. İnflamasyonu biz akut inflamasyon ve kronik inflamasyon olarak ikiye ayırıyoruz. Yani bir elinizi kestiğiniz zaman olan şeyleri akut inflamasyon gibi düşünün,
kronik inflamasyonu daha sistematik şekilde inflamasyona maruz kalmak olarak yorumlayabiliriz. Kronik inflamasyon aslında bizim çekindiğimiz şey. Çünkü bugün birçok hastalığın temelinde yer alan uzun vadeli bir yıpranma süreci kronik inflamasyon. Bizim bir hocamız, Murat hocamız kronik inflamasyonu anlatırken bunu şöyle anlatırdı. Sisli bir yolda araba kullanmak gibi. Sonuçta önünüzü göremiyorsunuz. Kullanmaya karar da verebilirsiniz. Ya da bir kenarda çekilip biraz daha sisin dağılmasını da bekleyebilirsiniz. Ama kullanmaya karar verirseniz arabayı bu sisli havada kaza riskini arttırıyorsunuz esasında. Sonuçta birçok şeyle karşılaşabiliriz. Aslında bu örnek çok bence açıklayıcı ve anlaşılır oluyor. Aslında inflamasyon sürekli devam ederken biz belki bir şeyleri artık tamam hallediyorum ya da alıştım. Bazen insan kendisinde hissettiği ağrının ya da yemekten sonra hissettiği şişkinliğin, gazın normal olduğunu düşünerek tamam bende de böyle bir etki yaratıyor diye buna alışabiliyor. Buna alışarak aslında birazcık tekleye tekleye ilerliyor oluyoruz. Pardon. Şimdi geçirgen bağırsak, inflamasyon. Peki geçirgen bağırsakla ilişkilendirilen hastalıklar, yani bu kronik inflamasyona uzun süreli maruziyet, gördüğünüz gibi birçok hastalıkla ilişkili. Ben buraya birkaç tanesini koydum ve bunları bu şekilde seçerek koyma nedenim aslında bunların ne kadar farklı alanlardan olabileceğini de görmeniz. Alerjiler, astım, depresyon, egzamalar, Hashimoto, sedef hastalığı, otizm. Aslında birçok şey bu inflamasyonla, geçirgen bağırsakla ilişkili ve biz bunları farklı isimlerde bu şekilde sorunlarla görüyoruz. Peki biz şimdi fonksiyonel tıpta ne yapıyoruz? Hastamızla nasıl görüşüyoruz? Öncelikle bu yazdığım sorular bizim için çok daha önemli bir hal alıyor. Eğer önceki anlattığım şeylere dair herhangi bir problem varsa özellikle. Herhangi bir besin alerjisi var mı? Herhangi bir besin tükettikten sonra karın şişmesi, gaz oluşumu var mı? İshal veya kabızlık problemi yaşanıyor mu? Besin harici herhangi bir alerjik durum var mı? Sıklıkla yaşanan kas eklem ağrıları var mı, baş ağrısı, sürekli yorgun hissetmek, değişken ruh hali gibi semptomlar acaba var mı? Bunları özellikle sorgulamak gerekiyor. Bunun dışında besin tüketim kaydı istiyoruz genellikle. Bu son 24 saatlik de olabilir, son 3 günlük gibi de olabilir. Genellikle nasıl beslendiğiniz, bu beslenmelerden sonra ne hissettiğiniz, karın ağrısı, şişkinlik hissedip hissetmediğinizi sorguluyoruz. Sindirimi sorguluyoruz. Genellikle de bu Bristol Gaita skalasını kullanıyoruz. Çünkü aslında Gaita'nın şekli bize sizin sindiriminiz hakkında ciddi bir fikir veriyor. Burada gördüğünüz gibi tip 1'den tip 7'ye kadar 7 tane tipimiz var. 3 ve 4 normal olanlar. 1 ve 2'de kabızlık olduğunu anlıyoruz. 5'te posonun eksik olduğunu anlıyoruz. 6'da ve 7'de de inflamasyon olduğunu düşünüyoruz. Aslında sadece bu Gaita skalasını sorguladığımız zaman ve burada sizden aldığımız cevaba göre bile bizim birazcık da olsa fikrimiz oluşuyor. Sonra ne yapıyoruz? Beslenme planı, eliminasyon diyetleri ve yeniden besin tanıtım süreciyle aslında bir yola çıkıyoruz. Eliminasyon diyetlerinin temelinde aslında potansiyel 3 tane riskli grup var. Bunlar gluten, kazein ve laktoz. Burada glutenden bahsedecekken neden bunlar, belki aklınızda şöyle sorular vardır. Neden bunlar önceden hiçbir problem yaratmıyorken şimdi problem yaratmaya başladı gibi. Aslında az önce bahsettiğim geçirgen bağırsağı anlatırken bahsettiğim bu bağırsak hücrelerinin araları açıldı, bu sıkı bağlar açılmaya başladı konusuyla ilgili araştırmalarda bizim karşımıza zonulin diye bir protein çıkıyor. Görülüyor ki bu zonulin aslında bu bağırsak geçirgenliği arttığında hep artmış. Yani inflamasyon yüksek olduğu zaman zonulin devreye girmiş gibi. Glutendeki bir maddenin de bu zonulini arttırıcı etkisi olduğu düşünülüyor ve sindirim hassasiyetine neden oluyor. Bunu çölyak dışında tutarak söylüyorum. Çölyak hastalarının her zaman glutensiz beslenmesi gerekiyor. Benim bahsettiğim gluten hassasiyeti, gluten intoleransı.
veya sizin belirgin olarak hissettiğiniz bir gluten hassasiyetiniz olmasa bile eğer az önce bahsettiğim herhangi bir hastalığa sahipseniz yine bu bizim için potansiyel riskli grup oluyor. Kazein ve laktoz da yine aynı şekilde. Laktoz en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi aslında. Süt şekeri diyebiliriz. Laktozu biz doğduğumuzda sindiriyoruz ama artık belirli bir yaştan sonra laktozu sindirmek için vücutta kullanılan laktaz enziminin azalmasına da bağlı olarak artık sindiremiyor oluyoruz. Bu sindirememek bizde onu mesela bir normal süt içtikten 15 dakika sonra ile 2 saate kadar değişebilir. Bizde şişkinlik, gaz, karın ağrısı, belki ishal gibi sorunlara neden oluyor. Yani onu da tolere etmekte zorlanıyoruz. Ama bu sorunu tamam o zaman laktozsuz süt, laktozsuz yoğurt tüketerek çözelim de diyemiyoruz. Çünkü bu süt grubunun bir de kazeini var. Kazein de süt proteini. Burada da yine kazeini sindirmek de laktozu sindiremediğimiz gibi kazeini sindirmek de zor. Ve genellikle kazein içeren yiyecekler, kazein bağırsakta sindirilirken kazeomorfin diye bir yapıya dönüştüğü için bağımlılık mekanizmasını da harekete geçiren ve sürekli kazein içeren yiyecekleri tüketmeye neden olan aslında bir bileşen. O yüzden sadece laktozsuz tercihler yapmak bizi kazeinden de kurtarmadığı için bizim gluten, kazein ve laktoza dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki benim buraya yazmadığım ama en temel olan bu aslında sadece eliminasyon diyetlerinde değil, sağlıklı yaşamda da bizim çıkarmak istediğimiz grup tabii ki şeker grubu. Onu zaten tümden dışarı çıkartıyoruz. Ayrıca söylemek istedim, gluten deyip geçmek istemedim ayrıca. Şimdi eliminasyon diyetleri kalori odaklı değil. Dediğim gibi sindirimin daha zor olduğu düşünülen potansiyel riskli besin gruplarını beslenmeden çıkardığımız bir model. Amacımız zayıflamak da değil, vücuttaki inflamasyonu azaltmak. Ama tabii ki hastalarımızın çoğu çok rahatlıkla kilo veriyorlar. Bu inflamasyonu azaltmakla da ilişkili. Çünkü bağırsaklar da daha iyi çalışmaya başlıyor. Daha iyi hissetmekle de ilişkili. Yeni bir beslenme programına geçmek ve birçok yiyeceği tabii ki dışarıda bırakmakla da ilişkili. Eliminasyon diyetlerini biz genellikle 3-6 hafta arası uyguluyoruz. Bu kişiye göre de çok değişken bir şey. Hastalarımızın semptomları ne derece geri geldi, iyi mi, kötü mü? Burada sıkı bir takip gerekiyor. Genellikle iki öğün beslenme öneriliyoruz. Ama az önce Aynur Hanım'ın da söylediği gibi mutlaka herkes iki öğün beslensin gibi bir kuralımız yok. Öğün sayısı kişiye göre ayarlanabilir. Kademeli olarak azaltılabilir. Ben pratikte en çok iki tane ana öğün ve bir tane ara öğün olarak planlama yapıyorum. Birçok hastamızda bunun daha çok uyduğunu gördüğüm için. Eliminasyon diyetlerinde en çok sevdiklerimize ayrıca söylemek istedim. Renkli sebze ve meyveler, ama burada kuru meyvelere, asidik meyvelere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kuru meyvelerin şeker yükü daha yüksek olduğu için onları biraz daha dışarıda bırakmak istiyoruz. Yağlar bizim için çok önemli. Zeytinyağı, avokado, susam, sade yağ, yine yağ alerji durumuna göre değişmekle birlikte yağlı tohumlar mutlaka beslenmede yer alması gereken grup. Yine baharatlara önem veriyoruz. Kırmızı biber, zencefil, tarçın, kimyon, dereotu, karanfil gibi baharatlar yine eliminasyon diyetlerinde kullanılabilir. Ama eliminasyon diyetlerinin en temelini anlattım. Böyle farklı isimler de görebilirsiniz. SIBO, FODMAP, otoimmün protokol, antihistaminik diyet protokolü gibi. Bunların hepsinin içerisinde tabii ki farklılıklar var. Bu sizin durumunuza göre karar verilen bir şey. En temeli benim anlattığım. Bazı baharatlarda, bazı sebzelerde, bazı meyvelerde bunların da çıkması gerekebilir ve daha farklı eliminasyon diyetleri uygulanması gerekebilir. Ben yine kısacık bir özetle eliminasyon diyetlerinde ortak nokta glutensiz tahıllar, fonksiyonel yağlar, sağlıklı yağlar, küçük balıklar, organik kümes hayvanları, kuzu eti, kontrollü meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerektiğini, bu şekilde kişiye uygun şekilde bir beslenme planı yaptığımızı söylemek istiyorum. Son sözüm de şu olacak. Şimdi sosyal medyanın da etkisiyle zaten
bu eliminasyon diyetleri hakikaten çok popüler oldu. Ama bu işte gluteni kes, peynir yeme, şeker yeme, işte bana çok iyi geldi sen de yap gibi bir şey değil. Çünkü size az önce bahsettiğim, şuradan göstereyim. Burada bir yeniden besin tanıtma süreci var. Yani aslında eliminasyon diyetlerini belki de zayıflamak amacıyla daha çok kullananlar oluyor. Hani ben hemen bunu kestim, bunu kestim, bunu kestim. 3 hafta yaptım, sonra hemen her şeyi yemeye başladım gibi bir süreç değil. Bunda diyet yaptığınız süreç kadar bu çıkardığınız yiyecekleri yeniden belirli günlerle deneye deneye beslenmeye dahil etmek de önemli. O yüzden öyle yapıp bıraktım, aralıklı yapıyorum gibi şeyler düşünmeden kontrollü bir şekilde eliminasyon diyeti uygunsa, sizi değerlendiren fonksiyonel tıp hekimi nasıl uygun gördüyse öyle ilerlemek ve bu süreci başlatmak daha doğru olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Şeyma Hanım. Fonksiyonel tıpla ilgili hem diyetlerden hem de detaylardan bizlere bahsettiğiniz için. Ben hızlıca katılımcılarımıza sorularına geçiyorum. İlk sorumuz, fibromiyalji kronik inflamasyon sonucu mu oluşuyor diye sormuş katılımcımız. Evet, fibromiyaljide biz eliminasyon diyetlerini sıklıkla kullanıyoruz. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz, vücuttaki asidozu azaltmak için önerileriniz nelerdi? Yani şöyle, aslında bu asit konusuyla alakalı biz eliminasyon diyetleri öneriyoruz ama onunla ilgili belki takviye kullanımı, onlara dikkat etmek gerekiyor. Farklı böyle az önce yine mide asidiyle ilgili olan soruda da vardı ya, limon, elma sirkesi, böyle farklı uygulamalar veya baharatlarla alakalı şeyler de denenebiliyor. Bazen aromaterapi bile denenebiliyor. Çok teşekkürler. Bir diğer sorumuz, antihistamin diyetini kişiye göre mi gıdaları çıkarıyorsunuz yoksa standart bir prosedür var mı? Bunu detaylandırabilir misiniz? Antihistaminik diyet zor bir diyet açıkçası. Çünkü hem histamin içeren yiyecekler var hem de histamin salgılatan yiyecekler var. O yüzden onları beslenmeden çıkarıyor olmak gerekiyor. Temel olarak evet, birçok yiyecek histamin içeren ve histaminle ilişkili birçok yiyeceği biz çıkartıyoruz zaten. Ama yine tabii ki öğün düzenini nasıl planlayacağız, nasıl bir ayarlama yapmak gerekecek, bunu yaparken ne derece zorlanıyorsunuz, acaba hani biraz daha ekleyebileceğimiz şeyler, esnetebileceğimiz durumlar var mı, onları kişiye göre değerlendiriyoruz. Teşekkürler Şeyma Hanım. Bir diğer sorumuz, bu beslem, anlattığınız beslenme şekli sadece bitkisel beslenenler için uygun değil diyeyim gibi ne önerirsin demiş. Uygun değil gibi ne önerirsin demiş. Sesin kesildi. Bu soru neredeyse, ben soruyu okuyayım. Bu beslenme şekli sadece bitkisel beslenenler için uygun değil gibi ne önerirsiniz demiş katılımcımız. Evet, bitkisel, daha doğrusu vejetaryen ve vegan beslenen hastalarımızda bu konuda biraz daha zorlanıyoruz. Doğru. Duruma göre baklagillerden daha çok fayda sağlıyoruz. Yine az önce Aynur Hanım'ın söylediği gibi baklagilleri lektin ve fitik asit açısından daha yenilebilir hale getirdiğimiz zaman onlardan faydalanıyoruz. Belki takviye kullanımı olabilir bununla alakalı. Genellikle kaliteli yağları çok arttırıyoruz. Özellikle vejeteryan ve veganlarda, yani avokadoyu, o susam yağlarını, çörek otu olabilir. Öyle yağları arttırarak bir ayarlama yapmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Bir diğer sorumuz, kronik ürtikerde hangi eliminasyon yapılmalı? Kronik ürtiker bambaşka bir konu aslında. Şu yüzden, çünkü ürtiker kişiden kişiye göre de onda çok değişkenlik gösteriyor. Temelde mesela ilk ürtiker denince akla gelen aslında çilektir. Ama ben burada meyveler yenebilir dedim. Ama ürtiker, yani çilek daha doğrusu mesela, en fazla üzerinde o kalıntıları, bu ilaç kalıntılarını toplayan, aslında en kirli yiyeceklerden sayılan meyvelerden bir tanesi. Ürtiker hastalarını kendisine göre değerlendirmek daha iyi. Ama temel eliminasyon diyeti yapılabilir. Bazen de belki histaminik diyet uygulanması öneriliyor doktor tarafından. Teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz, süt ürünleri beslenmeden çıkarıldığında yerine neleri koyabiliriz? Süt ürünleri beslenmeden çıkarıldığında eğer herhangi bir alerjik durum yoksa, biz kalsiyum anlamında en çok badem, çiğ bademden faydalanıyoruz aslında.
Süt ürünlerini yine çıkardığımız zaman bazen inek sütünü çıkartıyoruz. Yine kişiye göre belki keçi olabilir, manda olabilir, manda yoğurdu olabilir. Öyle eklemeler yapıyoruz. Ama genellikle ben pratikte süt ürünlerini 3 hafta çıkarıp sonra yoğurdu yeniden ekleyerek başlıyorum. Teşekkürler tekrardan. Pancar testi ile ilgili bir yanlış algılama mevcut olduğunu söylemiş katılımcımız. Rastgele miktarda hastaya pancar tükettirdiğimizde idrar genelde pembe çıkıyor. Bir test için pancar miktarına net bir gramaj var mıdır? Bu her zaman bizim mide asidi yetersizliği ile ilgili doğru sonuç verir mi demiş katılımcımız. Ben bununla ilgili net bir gramaj bilmiyorum. Belki Aynur Hanım bununla ilgili yorum yapar. Aynur Hanım, gramaj biliyor muyuz? Şey, sesiniz kapalı. Herkese aynı gramaj, aynı etki yaratacak diye bir şey yok. Kişilerin enzim düzeyleri, metabolik düzeyleri farklı olduğu için sonuçta şunu söylüyoruz. Pancar betain içeriyor. Yani mide asidi içeriyor. O yüzden betain bir miktar vücut sıvılarını boyayabiliyor. Bu şey pancar. O gayet normal. İdrarı hafif pembemsi yapabilir. İşte büyük abdestte hafif bir kızarıklık olabilir. Fakat kişinin mide asidi yeterli değilse İdrar kıpkırmızı da olabilir. Büyük abdest bayağı böyle kanlı bir şekilde yapılmış gibi de olabilir. Aslında fena güzel bir testtir bu mide asitimizi ölçmek adına. Şu kadar tüketilmelidir diye bir şey diyemeyiz. Kimisi koca bir pancarı yiyebilir, kimisi bir pancarı tolere edemeyebilir. Ama antioksidan olarak ve mide asiti artırıcı etkisinden dolayı biz tercih ediyoruz. Betain para faydalı bir şey olduğu için. Miktarını kişi kendi toleransına göre belirlesin. Ne hissediyor onu gözlemlesin. Teşekkürler Aynur Hanım. Şeyma Hanım, son sorularımıza geliyorum. Çok kısa bir sorumuz daha soruyorum sizlere. Büyük balıklar neden yasaklı diye sormuş katılımcımız. İçindeki civa miktarları nedeniyle daha dik balıklar, daha büyük balıkları genellikle istemiyoruz. Aynı şey büyükbaş hayvanlarda da geçerli. Daha çok kuzu tercih ediyoruz mesela. Yemlerde kullanılan şeyler, bunların hepsi etkili. Çok teşekkürler. Son sorumuz, çörek yağını yemek pişirmede kullanabilir miyiz? Önerir misiniz? Çörek otu yağı, çörek otunun kendisi kullanılabilir yemeklerde. Çok teşekkürler Şeyma Hanım. Sorularımız bu kadardı. Hem Aynur Hanım'a hem de sizlere tekrardan çok teşekkür ederiz. Devam edecek sağlıklı yaşam webinarımızın diğer serilerinde bizleri takipte kalmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler dileriz. İyi günler, hoşça kalın.